İyi akşamlar sayın seyirciler. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Önce Sağlık programında her programdaki gibi her zaman konuşuyoruz. Hastalıklardan bir de aynı zamanda onların hakkında ve aynı zamanda onları nasıl ilaç yapacağız, onları nasıl iyileştireceğiz, insanların sorularına cevap veriyoruz. Aynı şekilde hastalıkla ilgili tüm bilgileri sizlerle paylaşıyoruz ve hastalığın hakkında tüm bilgileri doktor beyle aynı zamanda sizden sorularınızı alarak hepsine cevap veriyoruz. Bu konuda bugünkü konuda kalp hastalıklarından bahsedeceğiz. Aslında bildiğiniz üzere çok sayıda insanlarımız kalp hastalıklarından şikayet ediyor. Bizim ülkede ve diğer ülkelerde olsun riskli bir hastalık olmasına rağmen çok sayıda insanlar bundan uzak kalıyor ve hiçbir şekilde bir bilgisi yok. Bir aniden bir şey olduğu zaman kalplerine onlardan da hiçbir şekilde acil bir girişimde de bulunmuyorlar maalesef. Ama bugün bizim doktorumuz Sayın Doktor İnam Elkattan, kendisi iç hastalıkları ve kalp hastalıklar uzmanı. Kendisi bizimle birlikte olacak ve bütün bilgileri bizimle paylaşacak kalp hastalıklarla ilgili. Sizin de sorunuz olursa bizlere katılıp sorabilirsiniz. Aşağıdaki numaralardan bizi arayıp bizlere sorunuzu sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Doktor Bey. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için programımıza. Çok şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Bugün çok önemli bir gündü. Kalp hastalıklarını konuşacaktık. Tabii bizim çok sayıda insanlar bunu beklerdi belki. Çünkü çok sayıda insanların sorusu geldi bize. Kalp hastalıklarıyla ilgili sorular olsun ister. Tamam. Diğer hastalıklarla ilgili. Bildiğiniz üzere kalp hastalıkları çok hastalıklarla birlikte beraber çalışır. Yani diğer hastalıklar da etkileri kalp hastalıklarının tabii ki de. Kalp hastalığı da diğer hastalıkların da etkileri. Tüm hastalıklar. Tamam. Zaten bunun detayını siz bize vereceksiniz bildiğiniz üzere. Tamam. Bizim insanlar da zaten bize arayıp sorularını sorabilirler. Aşağıdaki numaralardan arayıp siz de en güzel şekilde bize cevap verirsiniz. İnşallah. Çok sağ olun doktor. Doktor Bey, tam başlamak üzereyken bize en çok sık sorulan bir soru vardı. O da şu ki arter hastalığı, kalp arter dediğimiz yani şerayin, kalpteki şerayin tamam. Hastalıkları. Tamam. Ne tam olarak? Bunu insanlar bilmek istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii şüphesiz insanın cisminde en mühim organ kalptir. Kalp bir özel bir adalar, bir kastı. Bu karabiyat galosu, kalbin evet. İçinde karabiyatı var. Başlar bu kalp, involuntary, la iradi, evet. Başlar kontraksiyon yapmaya, evet. Yani takallus eder. Evet. Bundan sonra bu nerede takallusta bu kanı def eder oksijenli kan diyaloguna, peç kan diyaloguna def eder özün, taşıtır özün bütün insan cismine. Evet. Ne yoluydan? Bir şah, bir damar var. Evet. Der özün avarta. Evet. Burada biz görebildik bu kalıp bu şekilde. Evet. Tamam. Bu avartaydı, bu da kalıptı. Burada evet. Sol ventrikl diyaloguna, evet. Bütün eyser. Evet. Burada kan taşıyanı neyden? Bu yoldan, bu avartı yargozdan, bu şah damarı. Buradan da bütün canı gider. Tamamen her organ insan cisminde ihtiyaçtı, oksijene takviye ihtiyaçtı, nütrent. Ve bu kalp tekler bütün cisme. Ondan sonra kalp en adalı olduğuna, en ihtiyacı olduğu oksijene itildi. Vale, dönsün bir de yani. Dönsün yani vale. Nester. Ve ne olur kalp hardan kanın ağlı, peç kan diye oksijeni blood hardan ağlı özün. Bu şah damardan, bu iki taraftan. Vale. Şiryen çıkar. Sol, sağ. Vale. Sağda iki şiryen var. Solda iki şiryen var, sağda beş şiryen var. Vale. Oldu üç şiryen. Bu şiryen nereden koronar arteriyiz. Vale. Şerani taciye. Doğru. Bu üç şiryen kıkar kalbi takviye eder oksijinden. Vale. Hatta kalp işine devam etsin güzel bir şekilde, normal bir şekilde. Tabii hastalıklar olduysa, bu şirinlerde, bu arterilerde hastalık olduysa, tutulma, damar tutuluğu var, dar olduysa, başa alamet yapmaya, diğer gözüne koronar arter diziyiz. Yani amrav, şirayın kalp. Doktor çok güzel anlatıyoruz, teşekkür ederim aslında, ağzı sağlık. Bizde dediğimiz zaman tutulmak kelimesi biz durduk. Tamam. Bunu insanlar tam olarak soruyor. Tutulmak dediğimiz zaman, orada tam anladığımıza göre yoğunluğunda tutacaktı. Tamam. Oksijen ve de aynı zamanda kan yetişmez. Doğru bir şekilde yetişmez kalbim. Tamam. Bunu neler yapar bizde? Tamam. Tamam. Bu hastalıklar çoğulu üç şekilde gelir hasta. Ben.
Yecale diyagnozuna rabha müstakirra. Bale. Kararlı anjina. Bale. Kararlı anjina. Doğru. Evet. Yen en istemel anjina, kararsız anjina, en istemel anjina, rabha sadriye gayr müstakirra. Bale. Veya zalta kalbiye kalp krizi. Kalp krizi. Üç ihtimal olur. Doğru. Birinci de hasta geldi. Manası tutulma kaça birinci yani müstakir adlı hastalığı müstakir diğer gözüne. Bunda ne oldu? Hasta geldi. Hasta oturup istirahatlerde bir müşkülatı yoktu. Yoktu. Ama zühd yapar. Yürür. Bir stres. Çıkar. Var. Tamam. Stres olur. Aşırı stres. Veya bir savha uğrandı özne. Bu aslında da başlar bir indir olmaya çözkünle. Bu ortaya indir olur. Bir de kalp atışı hızla. Tamam. Bu indici oldu özünde, ne indici oldu? Hasta elini koyar, tamamen bazı evvel elini koyar, bazı evvel elini koyar. Diğer ben sıhhatte bir müşkülüm yok. Ha. Bu durumlarda başlarımın da indici olmalı. Var. Vazifeler özleyen, diğer bir, sanki bir ağır bir şey çözgündeydi. Sanki biri bıçakla ağırmış. Bazı ne diye, diğer bir blok üzerindeydi. Avrupa'da bazı doktora koştur, bazı ne vazifeler, bir şey der, bir mesela büyük bir ağır bir mesela bir fil üzerinde, çarşı üzerinde durup durdu. Aya da indicinin kuvvetinden. Kuvvetinden, vale. Her doğulu, abınca yerde oğlu. Vale. Her uğrar, sağ av sol cine uğrar. Bazen uğrar boyuna çıkıyor bura. Bazen gelir çeneye. Vale. Bu çene indici çok mühimdi. Vale. Yani bazı hasta gider diş hekimine. Vale. Diyelim ben al dişimde indici var. Vale. Diş hekimi bakar, bir şey yoktu özünde. Doğru. Gönder özün, kalp doktoruna, vale. Diğer sikret kalbi ayarlar bakın hadi bize alakası yok. Çok güzel bir bilgi. Tamam. Bu çok mühim noktaydı. Bir kere bunun ancak kalı bu. Bu nokta mühimdi. Kalı. 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika geçmez. Vale. Bu indiş kalı. Vakti. Vakti bunca kalı. Vale. Nece iyi olur. Yen hasta durar, saat eder. Vale. 3 dakika sonra salar özün. Veya dil altı habi. Vale. Ona onlara geldik bundan tamam. Sonra. Tamam. Bu bunu her dili altına saat eder. Vale. Ondan sonra başlar bir de. Normal hayatına. Bu bir izah taşı. Manası tutulmağa çağ, ne oldu bize burada? Üç damar var dedik. Vale. İki sol, bir sağ. Toplamda bir denersin, o üç denersin bir tutulmak var. Dağlılık var, %30-40, vale. Bunu geçmez. Yani böyle izah taşı dedik. Vale. Hastaya makayet ol, sarıp kalbi yoruldu. Doğru. Çünkü insanın kalbi, yani biz birlik, yedinci haftadan çağır ile hasta, insan vefat eder. Vale. Bu kadar durmaz. Doğru. Ve bir hastalık olan da özne, ne izah veriyoruz da bu bir izah için makayet oluyoruz. Doğru. Hasta aramadı. İlazın yani biraz etmedi, aramadı. Bakın sen cüncalip aynı indici yolu özünde. Ama normal. Bazı neydi? Sırhatta. Sırhatta. Bakın sen bazı neydi? Bir tereş kalı. Uzun sürer bu sefer. Uzun sürer bunda. Vale. Tamam aynı özden başlar tellemeğe, bazı mahde bulunur. O da biz stable angina dediğimiz kararlı angina. Unstable oldu bir kere. Vale. Stable unstable. Oldu, unstable. Konuştuk, unstable'a geçelim. Unstable daha, manası tutulmakta daha çok oldu. Vale. Darlık daha çok oldu. Muhtemel %50, 60, 70 başlar çok olmağa. Darılmağa, onda daha kuvvetli alamet veriyor özüne. Vale. Bu bir kere bizde tamamen kino var bu enstable enzayına. Vale. Var bir kısmı çok kuvvetli oluyor. Yakında olsa bir enzayın var, kalpte yapılıyor. Sibirlik bu çok kuvvetlidir. Vale. Muhtemel kalp krizi geçirdi hasta. Yani acil durumumuz buna ilaç vale. Acil. Doğru. Olmaz özün tehir etsin. Doğru. Bunu aramadı. Hastane geldi. İhtimal cüncel aramasa özü tamamen. Vale. Diyarlarsan kalp krizi. Kalp krizi nerede? Aynı sıhhatte ol özünde, kuvvetli bir indici ol özünde. Ama sıhhatte ol. Ha, aynı sıhhatte ol. Kuvvetli ol özünde, terler, madası bulanır. Bes nerede? Madası çok bulanır. Madası çok bulanır. Ciddi anlamda. Döndere. Döndere. Müşkül nedir bunda? Belak kuvvetli olanda, manası tutulma oldu %100. Yani daha kan yetişimi kalbin azalasına. Doktor lafızı kestirem ama aslında bu çok önemlidir. Bizim hastahanelere bazen müracaat edilir. Hastalar mide ağrısından, işte midem ağrı tamam, çok fazla tamam. Gelip kendi kendilerine ilaç da kullanan var diye. Mide ilaçları bizim garit hab dediğimiz ya da rini kolunu kullanırlar. Normal bir şekilde hayatlarına devam edirler sanki ama aslında bu kalp hastalığı. Tamam. Bu çok ciddi bir uyarıdır. Ha, tamam, tamam. Ömür konuşacağız inşallah. İnşallah. Ha, bu adalı öldürü diye şey oluyor yani çalışmaz daha. Ben. Hediz oğlu özünde adalı derilerde kardek diye yani masal diye. Bu ne olur? Burada ölüp. Bu ölü. Ne olur? Daha çalışmaz. Ha. O kaslar öyle orada. Bunun müşkülası nerede? Başlar kalıp çalmam. Yani ben. Kalıp başlar çalmak. Atışları tamam olmaz. Yani, tamam olmaz. Ben. Ne olur zaten deriz ne? Tüzafil el butayn olur mesela. VF, ventricular fibrillation. Yani AF. Bunlar ne der? Kalbi durdu bazen. Onun karşısı hastalar acaba hali evde olduysa veya arabada olduysa muhtemelen her yerinde hasta vefat eder.
Onun kat ejderi çok. Hasta diğer dedi çocuğum ağrı rasın düştü. Ben. Rasın vefat etti. Doğru. Veya diğer sene mesela yatı kalkmadı. Ben. Manası kalp krizi geçirdi. Ve bu elfin yolu bazında bu kalp atışının normal olmaması. Ama bu halat olduysa diğer inançta siz şöyle siz ünit oldu. Konu kendini tolduysa bizde müşkamız yoktu. Çokluk bir disiver gözüne düzeni. Normal. O dönür tabii yani normal oldu. Ama bu evde olduğu zaman. Ha, onun hadis bir kısmı ha, yetişmez gözüne. Bu da Allah'ın takdirindendi. Doğru. Çok, çok güzel anlattınız aslında, tam detaylı, insanlar da umarım çok iyi anlamıştır. Çünkü kalp çok riskli bir organ, çok ciddi bir organ. Bizim sağlığımıza çok ilgisi vardı tabii ki de bildiğimiz üzere. Peki doktor, burada siz semptomları yanı sıra anlattınız tam olarak. Ama tam olarak semptomları sizden duymak isterdik. Bizim belirtiler nerede? Bir insanın kalp hastalığı olduğu zaman ondaki belirtiler nerede? Tam olarak bizim araz dediğimiz nasıl çıkar o üzerinde? Biz evvel konuştuk tamam bu arazlar çiftlik hasta yani bu... Üçünü konuştum. Ha. Bunların incilerini konuştum. Bu önce kalacaktı. Ondan sonra? Ha, ondan sonra bilahir mesela sebep nedir? Bu şeyler dar oldu damarlar. Bunu cere biz bilahir. Doğru. Yani esbabı var çünkü koyar bu dar olsun. Olsun. Evvelen. Birincisi genetik dar gözüne. Virafe. Yani doğru. Virafe olan bu da aynı bir takdir ilahi. Bu genetik bir şeydi. Genetik bir şeydi. Bal. Bu genetikte yani bir risk sahili tamamen. Tabi bunda genetikte olan gerek mekayet olsun. Bu bir. Yani ailesinde olan bu hastalık insana açıklama yapar. Yani mesela ana, ailesinde. Baba, kardeş, bazen. Yani bunlar da... Genç yaşlarında mekayet olsun. Onu da konuşarak nasıl mekayet olur, nasıl önler olmalı. Bu bir. Bel. İkinci şeker hastalığı. Doğru. Kontrol olmasa, hasta özünü aramasa, ilacı etmese bu kalp hastalığı olur. Zinde. Ciddi bir şekilde tamam. Etkiler. Dördüncü zahır, tansiyon. Bel. Tansiyon. Eğer tansiyonu çok ise, aramırsa, ilaç almırsa maruz olur bir hastalıklara. Doğru. Beşincisi, kanda var kolesterol diyelim o yüzden, kanın yağları. Bakarsan buna aynı bir genetik bir şey var, bakarsan var o yüzden kanı yani haddini geçip ve ilaç da almır diye böyle. Doğru. Bu risk olur kalp hastalıklarına. Ondan sonra sigara. Sigara bir tamam bir devru var bu kalp hastalıklarında. Doğru. Damarlarını tutmaz, tutulmasın. Tamam damar tutar. Ve inciden Allah bizi cezamızı kurusun mukadderat. İndi olduğu mukadderat tesir eder. Yani bizim uyuşturucu dediğimiz. Uyuşturucu tesir eder kalbin damarlarına. Doğru. Ondan sonra bazen çoğusu var. Doğru. Onu tesir eder. Sonra stres. Stres. Bu stres yani anxiety, sen, tabii. Kastan bu zamanda stresin çok bir damarlar bu şeylerde vardı. Doğru. Ondan sonra bazı şeyler o zaman bazı yemeğini aramaz. Yani İndirlam diyelim. Çok sağlıklı yemek. Ha yani çok aramız yani her ne cebinize gelmiş her ne gelmiş yer bunlar hepsi risk faktördü. Şu kadar hasta kalbinde zaten damara tutulsun. Bizim toplumda çok olmasının sebebi işte çok sayıda insanların sağlıksız beslenmesidir. Aynı zamanda çok sayıda insanların sigara kullanmasıdır. Tamam. Tabii stres de çok fazla sayıda insanlarda çok vardı bizim toplumda. O yüzden zaten bizim verilerde baktığımıza göre %20 daha fazla iki gün hastalarında kalp hastalığı teşhisi olupdu yani. Bunda 2016'da son verilere göre böyle yapılıptı. %25 çok sayı, %20-25 arası tamam. Çok ciddi bir sayıdaydı. Tamam. Yani kalp hastalığı bize neredeyse her 100 kişiden 3 tanesinde vardı. Tamam. WHO böyle 2009'da ihsaya yaptı. Ne diyor? İnsanın şey. Tamam. Bari, doğru. Ne diyor ki? Her dört hastadan hayatını kaybedecek. Bir denesi kalp hastalığı. Kalp hastalığı. Doğru. Kalbin damarlarıydı. Doğru. Peki doktor çok güzel bir konuya denk geldi aslında biz. Semptomları anladık tam olarak. Tamam. Sebepleri anladık. Peki bizde en doğru şekilde bunları iyileştirmek nasıl başlar? Bizde ilaçlar nasıl kullanılır? Bunlar çok önemlidir. Çünkü bizde ilaçları doğru düzgün kullanmayan insanlar var. O yüzden bazen işte bu hastalıkta ya da ne bileyim suçlamalar da var tabii tamam, ki de. İşte ben bu hastalığı oldum ama hiçbir şekilde iyileşmedim. Aslında ilacı tam doğru bir şekilde kullanmayıp ya da tam olarak sıralamasıyla kullanmayıp ya da vaktinde kullanmayıp. Tamam. Tam olarak nasıl bunlardan kurtulalım ya da önlerik tamam. Biz kalp hastalıkları? Tamam. Evvelen biz bilagın bu kalp hastalıkları nasıl teşhis olacak bunlar bilagın. Yani doğru. Bizim yanımıza hasta gelende evvelen sorduk o zaman, fahs ettik o zaman. Dedik, bunda bir kalp hastalığı var. Evvelen bir şey yapar olsun, işsiz yapar olsun. İşsiz kalp tahtit kalp yapar olsun. Tamam. Ondan sonra bir iko yapar olsun. İko görseldi kalbin çalmağını görseldi. Avalanın
kalbin azrasını gösterdi, ecel çalışmıştı bizim diye. Bizim ECG dediğimiz birinci tahtiydi. Orada bizde insanlar bazen sorar. Çünkü tamam. Getiri elindeki verilere göre işte burada ne olup tam olarak. Bunu çok merak eden insanlar vardı. Bize sorular geldi sosyal medyada. Tam olarak bu neyi gösterir bize? Yani ECG dek tahtiydi kalbin bazı hastalığı. Bakın diyelim enzaynası stable ve unstable şiddetli bir şey olsun. Bal. Yani stable'da. Bas en stable zayında bazı şeyler görür gözün. Biz bildik bu yani kalbe dair bir şeydi. Bize ne getiriyor? Entropozit, tamam, entropozit. Tamam, tamam bunlar böyle. Mesela mesela böyle anlatın konuşuyorum özün. Kalp krizinde tamam çok vazihti. Biz de tıkta gördük. Aslında o kalp atışlarının metimidir. Bazı şeyler o, tamam. Bazı şeyler görür. Aslında değişim oldu bu taktikte. Biz bildik. Normal insanda kalp atışı nasılsa hastalıkta bilir, nasıl olur değişir yani mesela o şekilde. Bildik bu mesela kararsız anjinadı veya kalp krizidir. Aslında bunu bildik hatta onun göre ilaçlara başlayalım. Tamam. Birinci teşhis çok önemlidir. Teşhis bu bir. İkinci dedik ECO. ECO da bize verir kalbin kafasını çalışmasını. Adal dedik bir sıkıntı varsa adalada çalışmırsa veya adala iyi çalışmırsa diyagnoz kalp kası işte varsa hepsi görür ki. Sonra bazen bizde bazı hastalığı var, tekrar gelir bu zabhadi diye. Bale. Anjina yoksa farklı bir. Veya mesela diye mide problemler var içinde. Bale. Fani darık yaparız exercise test. Bale. Nerede exercise test? Aynen bir cihazdı varımızdı. Bale. Hasta üzerinde kuşar. Onu aynı vakitte de kalbin tıktı darık. O bir egzersiz şeklinde olacak. %70 bize teşhis veriyor. Teşhis veriyor. Çok güzel. Ama ben istirem, bu da üç damarı görürüm. Şu sol bir sağı görürüm. Biz de bu, yani yüzünü istirem bilim. Tutulup yer tutulmuyordu. Hacı yani. Ağabeyiz yaptım, koronar en diyor. Bari. Yani anjiyo, kasa dediniz. Kasatıp kalp yapmıyoruz. Bari. Kasatıp kalp nerede? Evvelen kasatıp kalp ameli cerrahi ilaç. Bari. Yani kasları bizim elhamdülillah 2014'te. Bizim buradaki arkada var. Buradaki arkada Azadi Kasatıhanası'nda bölüm açıldı 2014'ten. Bari. Ve indiye kimin biz arkadaşlarla, elhamdülillah yani. Tekriben 7000 hastanın çok biz işlemişiz bu hastalara. Vale. Teşhisi var, ilacı var. Bizim tools her şey vardı, ekipmanlar çok güzeldi. Elhamdülillah, tamamen var. Yani bazen insanlar çok korkuyor bu konuda doktor bey. Bunu biz açıklamak isterim. Her zaman insanlara faydalanma amaçlı bir program. Tamam, ben de onu hazırlarım bilim. Tamamen evvelen bu ameli cerrahi ilaç. Vale. Ya bu bir ameliyat değil. Yani bu büyük bir ameliyat şeyi değil. Normal bir şeydi. Bu çok bir riski yoktu inşallah hiç. Hasaten bu teşhisi mal yapan da olsun. Nerede? Biz muzu'yu veririk. Bizde çiğir var. Gayırdı. Mesela kaman çiğirdi. Anestezi yani çok büyük bir şekilde. Lokal. 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 Biz muzu'yu. Lokal veririk o zaman. Bizde arteri var. Bu da yukarısında. Derece femur arteri. Veya elde radyal arteri var bizde. Doğru. Biz burada bir kamyonet bir şişt koyardık. Yani bir de kamyonet bir şey koyardık. Küçük karakter var, kullanılık ozen, biz muzi'yi, hasta bizimle selaşır, konuşur, uzanıp da normal. Normal. Bir de önce şaşı var. Bale. Biz ne dedik? Kar yetişir, biz dedik, iki damar çıkar bu şah şeyden. Konuştuk. Doğru, kalpten mi çıkar? Şah, aorta diye. Bale, aorta. Aortadan çıkar. Dedik, iki sol bir sağ. Bale. Biz yetişirik bura, darman tekrarık, kontrast. Bale. Bu kontrast, kar dağılı bu yüz damarlara. Doğru. Bu yüz damar, görürüz gözümüz üzerinde, bazı kıyaset var yaparız. Bu bize %100 verir. İnnehu bunda var bir şey ama yoktu. Çok güzel. Ha bize ne çıkar? Üç ihtimal çıkar. Doğru. Yani çıkar %30-40'tı ilaç al. Yani çıkar %70 daha çok ilaç ve ihtimal çok ihtimal istersen stent balon istersen. Yani çıkar 3 damar tutulubtu. Hasan şekeri varsa, şekeri varsa sözünde. Bunda fay etmez de illa bypass serzeri diğerler özne. Açık kalp. Açık kalp serzeri yapılıyor size. Biz hasta stent koysa, o bunu yapsa, onun sonra hayatı normal yaşar. Normal bir şekilde devam eder. Biz o şekilden ilaca cereye devam etsin ki doktor koyar size. Çok sayıda insanlar bu konuda çok korkuları vardı aslında doktor bey bildiğiniz üzere. İşte biz bu kasları dediğimiz, anjiyo dediğimiz korkular yapmaya. Tamam. Doğru diyor. Aynı zamanda doktor burada bizde kasları ilacıya dediğimiz bir ameliyat vardı. Aha. Onun ne kadar sıkıntılı olduğunu, ne kadar asant olduğunu anlatabilirsiniz bize aynı zamanda. Yok, bu tamamen biz bu kasra ilacıya var, dilerde emergency var. Var. Var elektif. Emergency ne? Dilerde hasta yani diye kalp krizi getirirse. Var. Acil bir şekilde. Acil bir şekilde. Evvel 10 saatten evvel yetişse bize. Var. Yani çok. Bunun saatleri çok önemli. Çok önemli. Ha. Yani diyorlar her saat bir azala. Bu ağrını hissettikten sonra. Rasınız. Ha. Var. Onun sağır kızı geçtir, onu sağlat. Şey ameliyat yerine başlar diye
işe başlardı. Haberlerde. Bu ilacıya eğer hasta yetişse bize o iyi vakitte diye avul 3 saat, 4 saat, 3 saat içinde yetişse bize yapsız özce çok fayda görürüz. Doğru. Daha faydalı var ki bazı derman var, bazı dermanlar var. Ben. Bu filmde de özne, filize maddi, bunları kullandık özne. O da 72 saat. Ama 10 saat geçirse, bakasın şeyler özne. Biz ilaçlar özne, sonra bir muayet koyar özne, elektif şeyler özne, intervention. Yine kaslara. Kaslara ilacıya, biz elektif bir zaman sonra yapıyoruz. O da çok tehlikeli bir şey dergi. Normal bir şey. Kolaydır. Hasta çok aynı bez mevzuyla, aynen. Aynı bir farkı yoktu. Ve bunun komplikasyonları çok nadir bir şeydi. Ya hiçbir şekilde bir tehlikesi ya da bir komplikasyonu yoktu. Hiç korkmak istemez. Bas çok bir faydası var. Çok güzel doktor. Peki bizde bazı insanlar araba kullanırken bu hastalığa yakalanma maalesef ki kalp krizi geçiriyor ya da ne bileyim bu anjiyodan aynı zamanda anjina geçirir diye yakın. Hani stable olsun, stable olsun ister. Bizim işte Dabhaya'dan calta dediğimiz. Tamam. Bunu araba içinde olduğu zaman ne öğrenirsiniz özüm? Ne yapması gerek? Bizim ilk yardım dediğimiz. Tamam. Özü hasta diye arabada da bir çok ağır oldu özünde. Bihtimam bundan evvel olup özünde billi de diraltı havar diye ne tepkilesiz var yani. Billi diye muhtemeldir o işlipti, o okuyupti, o mesela bir gersinde olup bilipti, tanışın akribasında olup bir kriz geçirdi, bir inzik kuvası geçirdi. Bu halde ne der bu mahalatta? Tamam özü mafruz acil durum bölüme yetişsin en kısa zamanda. Bu hepsinin hastalığına gerek. Ha, şimdi orada mesela karşıda rakam belirler, acele, bazı ambulans özü geldi, bu şey var. Doğru. Biz birden elinden acil durumu yetişsin, hastalığına yetişsin. Ben. Ama diğer yetişince ne yapar? Ben. Bir, acil diraltı habarsı gerek kullansın özü. Ben. Bu bir. İkincisi, aspirin varsa utsun özü. Hatta yetişince hastalığına. Doğru. Üçüncüsü nerede? Bir kalsın bir derin bir nefes alsın. Nefes alsın, hava alsın. Ben. Hava ne der? Bir, eder özünde relaxation eder özünde. Sıhhat verir özünde. Dilation yapar. Tamam, bir derin nefes aldıysa. Aynı oksijin çok oğlu kalbe ve akciğer. Doğru. Bu bir. Vakit daha fazla. Vakit. İkincisi, biz dedik kalp krizi müşkilesi nerede? Çalmağı tam olmaz, düzelmez. Yani muntazam çalmaz kalbi. Kalp atışları çok hızlandı. Ha, bu müşkilerdi, bu kalbi durdu. Kalbi derizden karik. Bizim taçikar dediğimiz. Ve ne der? Havlede bir kuvvetli bir özçürme etsin, özçürme, kıyım özçürü. Bir, iki, üç, hatta kısmına gelince. Tamam, bu özçürme bazı şeyi döndürür, yani düzeltir, bazen düzeltilmez. Bazı yapmağı daha faydalı. Daha faydalı. Hatta yetişince kısmına. Aynı zamanda doktor bey, sayın seyirciler bizlere katılıp programa sorularınızı sorabilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarıyla bizlere arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Kalp hastalıkları hakkında sorularınızı bekleriz. Doktor size en güzel şekilde cevap verecekti. Doktor geçen diğer sorulara biz, en önemli olduğu teşhisten sonra bizde ilaç kullanma süresi vardı. O ilaç kullanma süresinde bazı insanlar dediğimiz gibi nitroglyserit dediğimiz dilaltı habi. Çok insanlar da zaten bildi bunu. Tamam. Ya da kullandı özüm. Bunda çok önemli bir şey vardı. Eczacı olarak tavsiye bulunmaktayım. Bunu gerek ki bir karanlık bir yere bıraksınlar. Tamam. Aynı zamanda kapağı her zaman kapalı olsun. Çünkü bunlar da uçurucu ilaç dediğimiz. Bunlar uçabilir yani. Kapağı aynen. Bizim etken madde burada bizde mef'ül dediğimiz kalmaz. Bunu da 10 gün süresinde, mesela aldığı özün 10 gün süresinde kullanmadı ya da iyi bir şekilde koymadı özün, bunun hiçbir şekilde etkisi olmaz. Bazen işte insanlar bu acil durumda olduğu zaman, kullandığı zaman hiçbir etkisini görmez. Tamam. Maf'ül de kalmaz. Bu da çok önemlidir. Bunu çok dikkat etmeleri gerek. Normal bir ilaç dergi, gerek kim ayrı ya da farklı bir yere koysunlar özün ki uzun süre kalma yani kalamaz da zaten yani çok az sürede her zaman yenisini almalar lazım. O yüzden yani biz tavsiyemiz onlara yani tam bir kutuda gidip şu 3 tane alıp ondan sonra tekrar ne bileyim 10 günde bir hastalar var ise evde kalması şartı. Aspirin de zaten aspirin bizde çok insan kullanır bu arada. Yani ben eczacı olarak diyeyim. Çok hastalar kendi kendine bazı ilaçları kullandılar. İşte ben biraz rahatsız hissettim. Burada bir incik vardı. Gelip aspirin kullandım. Aslında çok güzel bir soru var burada. Her göğüs ağrısı bizim bu kalp rahatsızlığına yol açar ya da ne bileyim sebebi kalp rahatsızlığı değil. Yoksa farklı hastalıklar da vardı. Bizde göğüs ağrısı yapar. Tamam. Tamam bu incikler, bu ağır olursa köşkte. Muhtemeldir bu kalp mevzuları bir ihtimal var. Bazı muhtemeldir
bir diğer sebepler de var. Diğer var. Mesela biz diğer gözüne spazm, tişenüt. Tişenüt. Tişenüt avala ne olur? Adeten hasta gali ve hasan indici el devam ahuruz yani. Bir üçün dört hendi juva. Yor geldi gelir yakın juhta şeyde. Yani oturup çabalı şeydir indici oluruz. Var. Bir elin basanda bu hasan indici olur. Dostumda özü basanda indici olur. Biz affetsin doktor. Tam olarak hastalar da bilmesi lazım hangisi hangisidir. Tamam. Yani spazm nasıl bilirler bir de diğer işte, nasıl? Ha, çok önemli. Spazm, tamam. Spazm ne olur? İndici biz dedik enzanyada indici hali bir 5 dakika 10 dakika sonra kalmaz. Diyek mesela. Biz bunda indici bakarsa hastaya 3 günde indici var özünde. Diğer elde indici yani gali yok. Oturam indici. Çabalım ağır. Her elim buram ağır. Bir tişeniz var özünde. Hastan diyek mesela eğer bir risk yoksa, o bir risklar, korkumuz olmaz yani bu halatlarda. Bizde müşkül nedir? Mide ağırmak. Bizde bir şey var, diğer özüne refleks osifizitis. Madenin turşuda da çıkar yukarıya, tamam. Hart bir yere biraz yanar, indici olur, turşu olur biraz. Mide asidi de çok yüksek olur. Mide asidi, feni olur. Rahatsız olur. Tamam. Bu muhtemeldir mesela, diye kalp var yani belki acil risk varsa biz kalbi bize koyarız. Tabii. Biz genetik diyedik birincide. Diye genetik mühim nokta veya şekeri var veya ya da kronik hastalıklar var. Kilosu var. Bel. Bunlar hepsi yani risk faktörleri bu kalp mozaisi. Biz gel kalbi evvel şey koyarız sonra koyarız mide müşkülen bize koyarız. Ve bazen dedik harika yapar o zaten eksersiz diyoruz. Hatta bilagın budu bu hastalık diye mide ilaçası var veya şey ilaçası var. قلب علاقه نقطه مهمه ولو صار بعد انديج وار خسيت جاله خاصه جزلتا ورج يسار ثواني يعني لحظات فعله يعني مثلا خسيت ديار ورج يسار نزا دروزي والله وهيس قلب داجوب بس ستريسن والله ستريسن والله خوخدان والله فبو بدل جسد بزبل يسار بس اصلا ساعتها الحمد لله بقلب ها بو كاب دايو ستريس يعني انا هذا الوزن تاع قرخماسه ديال قرخما bu anxiety bir şey var, bir kalak olan bir şey var, halledilmiştir. Bu esofagal... Bu şeydi, kardiyak nöros. Kardiyak nöros. Bu bir, o bir sebeplerdi. Bir sebep var, hasta gel indici var. Çöz çabukların soldadı. Sentromun yaşasın. Bir kuat bir indici var, netel günde. Bakarsan 4 gün, 5 gün sonra bir kırmızı kat çıkar buradan. Denet, kırmızı kat, uzun bir kat çıkar bir çöz işte. Kamil abone, buranın hepsi. Nerv üzerinde. Dilozna herpes zoster. Al-hizam al-nari. Hizam al-nari nedir? Virustur. Virustur. İndici veri kuat indir. Yani diyorsan kalp indir. Kalp indir. Bas bu çıkmasa kimse bilmez olsun. Bale. Yani bu çıkandan sonra biz sıhhat eder. Bu işte kil hastalığı gibi. Bunun ilacı var. Bale. Virustur. Hizam al-nari virustur. Doğru. Bunun ilacı bizim su asandı. Doğru. Bizde aynı zamanda çok sorular geldi. İşte bazen ayak şişkinliği. Tamam. Kalp hastalarıyla ilgisi nerede tam olarak? Bunu tamam. Çok merak ediyor insanlar. Tamam. Özü ayak şişkinliği tamamen üç sebebi var. Bak. Kalbe alakası olan nerede? Biz deriz ne? İzir kalp. Bak. Heart failure. Kalp iyi çalışmaz. Yorulur. Kalp yetmezsizliği oluyor. Tamam. Ve ne olur? Ve diğer canda diğer su yığışı. Ve yığış her da ödem, çözüşte bir de ayakta ayaklarda ödem oğlu. Ödem oğlu. Bunda ödem oğlu. Biz bildik bu kalbe alakası var. Bu teşhisi çok çok fayda verir bize İKO. Ben. İKO bize gösterdi. Eğer sol avustal ventrikülde bir problem var ise biz bunu görürüz. Ben. Aynı zamanda sayın seyirciler önce sağlık programına arayıp aynı zamanda sorularınızı sorabilir. Siz aşağıdaki numaralardan kalp hastalarıyla ilgili bütün sorularınızı bekleriz. Doktorumuz bize en güzel şekilde cevabı verecekti. Doktor Bey. Sudan bazen işte insanlar çok sayıda sorular geldi işte bu şişkinlikten. Diğer soruda bizde devali dediğimiz. Aynı zamanda bu da kalple ilgili bir şeyleri vardı, bağlantısı vardı. Çok insanlar bunu çok merak ediyor. Ayağlarında işte yeşil çizgiler, damarlarında bazen tutunmak gibi diyelim tam olarak dergi aslında. Tamam. Burada... Bizde test vardı tam olarak insanlar belki bilmez ya da bilir. İşte dokunulduğu zaman ayaklarına çok böyle soğuk oldu. İster tamam. Bu manası damarda artride şiriyende tutulma var. Bu mana veriyor. Doppler ultrasound var. Bizde bunu gösterdi. Bunun ilacı acil olsun ve çöz cerrahları var. Bunu Ya bu kalp hastalığıyla ilgisi? İlgisi nerede? Muhtemelde mesela bir kalpte bir dezembolizm var. Bale.
bir kan doyma tutulma var. Bizler orada o aktini tutar bari. Başlarımızda. Ve bizim kapitan müşterimiz yani nerede bizim kapitan en mühim nokta? Nerede biz özümüz kururlu bir hastalık. Bir hastalık. Çok mühim nokta da hatta millet istifade görsün. Çok, çok güzel. Tamam. Birincisi, evvelen diğerlere. Birincisi tamam genetik ilacı yok. Bari, bu Allah'ın takdiriydi. Bari. Tamam. İkincisi şeker hastalığı, ciğer kontrol olsun. Bari. Doktora gider. Dayetini eder, ilacını bak. Alır, kontrol olsun. Tansiyon, geliş kontrol olsun. Kontrol dediğimiz insanlar açıklama yapalım. Yani, ilacını, yani, kullansın, ilacını kullansın, yemeğine dikkat etsin, sporunu yapsın. Tamam, bunun indi yani inşallah. Sigara dedik çok zararlı. Zarar var. Kolesterol kanda çok ise aynı ilacı alın. Bak. Bu bizim işimiz. Kolesterol bizim yağ dediğimiz. Ha, eğer çok ise yağın kanda ilacı alın. Ama inşallah biz bu hağın bu kırk hastalığı o ammetle diğer bir sihat nezdir. Birincisi kilo. Kilo gerek ilacı olsun. Omuz yani kilosu olsun. Çünkü kilo kır hastalık eder. Kalp ve değer hastalık yapar. Bu bir. İkincisi bizde ne var? Bizde bir şey var. Diğer özüne şey. Spor. Bari. Spor yapmak. Spor tamamen hıvayet yapmak yaman. Bu da çok faydalı. Bari. Bes bir şey var diğer özüne yani yürümek. Bari. Bes nerede? Ey yürümek fayda verir. Ey yürümek. Hı. Ama o yürümek fayda verir. Diğer özüne bir risk var ki. Bari. Doktor bey, affedersiniz bir telefon bağlantısı aldık ama kapandı tam olarak. Sorusu şöyleydi. Kırmızı et dediğimiz, onu kullandığı zaman, yani yediği zaman çok sayıda, yani bunun zararı nerede, iyiliği nerede? Bir de çok güzel bir soru da aslında, bizim yağ dediğimiz, etin yağı ya da kuyruk bizim dilde. Bunu çok doktorlar yeni de dille çok fayda aldı aslında bu. Bunu kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz, yemek uzda, ne bileyim yağ uzda da daha sağlıklıdır. Yani hayvan yağları daha sağlıklı diğer bitkisel yağlardan. Bunu bazı doktorlar, bazı proflar bunu konuştu. Tamam. Bazı da bunun yanlış olduğunu dedi. Aslında sizden de duymak isteriz fikrinizi. Tamam. İnşallah şimdi açıklarım ben. Tamam dedik yürümek. Nerede bir walking? Yani meşhur seri. Yani. Tamam bak şimdi hızlı yürümek. Tamam. Şimdi bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasfedilir özüne. Bir yürümeği seriymiş. Yani hızlı. Çok pardon, bir telefon bağlantısına geçip tekrardan devam ederiz. Alo, bari buyurun. Merhaba. Aleyküm selam, buyurun. Allah razı olsun, doktor bekliyor, zahmetsiz. Yani ben uşağır babası çok bir hastaydı. Bari. Ama zıgara itinabı çoktu. Aynı zaman hastalığı eti var, bütün su hamdolsuna yolda. Biz ama şimdi eğleniriz, zıgırı, bakırız, çok hileçi olur. Bari. Ben böyle olduğunu seleşe bilmirim. Bilmiyorum yani zıgara içmeğinde yoksa yorulmak tersir edilir özüne bence. İlaçların kullandığı yani, düzenli bir şekilde ilaçlarını kullandı. Hele sigara hamdolsun ha. Sigara yani, içir ha. Hele sigaraya devam edilir. Doğru? Ha havalı içir. Tamam. Cevap ala sizi inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim balandoz için. Muhammed Enes'i. Evet, doktor bey duyduğunuza göre çi sorumuz vardı. Cevap verelim. İverenmiş anlaştık. Mehmet Anlas'ın bir de aynı zamanda diğer arkadaşımız katıldı, tamam. Adil Bey. Tamam. Ona da cevap verelim. Evet, bunu bitirelim lütfen. Ben. Ve de bir risk olarak çok mühim değil. Yani yürümek. Yürümek, hızlı yürümek. Doğru. Hızlı. Yani vasfedilere dedim sana. Evet, sağ olun. Ben vasfedilere özün hızlı yürümüş, böyle dabanı yere basarmış. Dabanı. Bu bir yürümek çok fayda aldı. Tamam öz ey yerime geydi. Ey yerime geydi. Bas beden size %100 fayda bulsun. Böyle bu yerime olsun, yürüme olsun tamam bu bir. İkincisi ben biraz kalbi atsın yani. Bari. Kalbi başla gibi atmağa manası. Çalışmağa. Tamam manası onun fayda bular. Bari. Bu yürümekten. Bir de kasları, kalp kasları daha güçlü olur. Tamam. Bari. Günde yarım saat yersin. Bari. Edebilmirim haftada 5 gün. Edebilmirim haftada 3 gün. Mühim bas yersin. Bazı diğer bize araba hasret. Bazı hasta bize diğer. Doğru. Bahçeva tamamdı. Tamam. Ve yürümek çok mühimdi. Çok güzel. Şimdi cevap verin. Cevap verin. Çünkü bu bir cevap birinci. O şimdi cevabı diyeyim evvelen. Birinci soru çok önemliydi çünkü. Çünkü şimdi onu konuşalım biraz tafsilen konuşalım. Bu şekilde bu cigaran terk etmeyip kasarından sonra yani bu bir büyük bir hata yapıldı. Çünkü cigara... Çok tehlikeli. Yani biz hastalarsa hastaya diyorlar kasarın sonra cigara bitti. Bitti. Bu bir. Ve şimdi iki ihtimal var. Bir ihtimal var
kalbi aciz kalb olur, kalbi zayıf olur, harf ayır olur. Harf ayır dedi. Bu bir ihtimal var. Kalp yetmezsizdir, o bir tözümde. Bu bir de ihtimal var, eğer bu diğer bir şevke balon koyupsa, ehmel bir de bu tutulubdur. Tutulmuş çünkü trombosu bir dolozunda, eğer ilacını almasa, o zıgara devam etse, sigara. Evet. Onun hatisi gelerek iko yapısın özçü. O ihtimal de ihtiyaç olan bir yenici bir koronar anca yapsın. Yine bir kaslar yapsın. Kapsın özçü. Ve sigaradan? Ha, büyük bir hatayla bitti bu. Var. Ve inşallah bir yapısı öz bunları bir de söz tutsa, o inşallah biz nefesi çok rahat olur. Normal olur inşallah. Normal olur. Yemekten tarafı tamam biz ne şey derim sen bu et muzunu sarı diyelim sarı çok kırmızı çok et. Çok önemli. Tamam, evvelen nasihatim nerede? Birinci sebze çok mühimdi. Var. Sebze. İkinci meyve. Çok çok önemlidir. Var. Meyve her şey içeydi, kırık her şey içeydi. Var. Üçüncüsü, bizde var biraz da protein. Var. Bu çok mühimdi. Protein nerede? İşte yumurtadı, bukuliyattı, balıktı, tavuktu. Kırmızı et, geri az yenirsin. Var. Az yenirsin. Yiyilmez, az yiyilsin. Doğru. Yani haftada mesela günde yiyilmezsin. Haftada bir de bir kere bir şey yesem müşkülatı yoktu. Bas yani yok günde yesin. Ben. Çünkü bu zarar olur kalbe ve kolesterol zarar olur. Ben. Ama yakın mozuğunda ben. Sen konuştuğu gibi tamam şimdi bunda inyekşimin derzen kontraversi. Yani bir kısmı diğer bu hayvan o diğerler zararlı. O ben diğerler. Doğru. İndileri yok. Muhtemel faydası ve zararı yoktu. Bir kısmıdır yok. Yani ne etfak oldu? Yani, nerede kontraversi? Mantıksal bir şey. Tamam. En şey nerede? Az ilinsin. Az ilinsin. Az ilinsin. Ne çok fazla ne çok. Bir de aynı zamanda doktor gençlerimiz çok sayıda bu enerji içeceği kullanmaktadır. Yani çok fazla enerji içeceği kullanırlar. Bunlara tavsiye ne tam olarak? 18 yaş üzeri ve eksisi yani çok enerji bizim meşrup takat dediğimiz çok fazla kullanılır. Biz burada insanlara bir seslenelim, bir şeyle konuşalım bu konuda. Vallahi zararı çoktu. Var. Genç ne der? Hasan genç insan özne cuanı. Derim ben gencem. Doğru. Sigara içer, spor yapmaz. Mesela bu bunları alı, bu gibi şeyler alı. Enerji içecekler. Bak Hasan bir zaman sonra zararını görür. Doğru. Fıbıları inancak kullanılmasa her şey... Bu elektronik nargileler de çok zararlıydı. Tabii onların... Yani bu şeylerde zerreden başka bir faydası yoktu. Fıbız on hazi, şimdi bak şimdi bizde bir şey var, özellikle food pyramid var. Ben. Food pyramid nerede? El haram-ı gıdayı dedi bizde. Yani bu haram-ı gıdayı nerede? Yani bazen şeyde yani Avrupa'da, Amerika'da, Yaban'da hepsinde bir ittifak oldu. Yani o dediğim gibi. Ben. Sebze, meyve, protein... Ondan sonra gelip şiirini. Şiirinden uzak olmak isterim. Pardon doktor, lafız çok, pardon kesirem. Bir telefon bağlantısı vardı son olarak. Ona geçip ondan sonra devam ederek. Alo, bari buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayatın zahmeti doktor, bir sualim var. Buyurun. Bari buyurun, sorun. Eğer zahmet olmazsa sonrasa, ben kardeşim kaskarı edipti. Bari. Ve şimdi cigara çok içir. Bakak bunun... Yani ziyanı var, özden yerini yokma, sütürem onu açıklayasız mümkün. Tamam, çok teşekkür ederim. Cevabı alasın inşallah. Sağ olun. Evet doktor tamam. Bey, biraz önceki sorunu aynen tekrar edelim. Galiba bizim insanlar yani, çok inatçıydı. Haklılar. Vali. O da bu, zordu. Bak diyeyim sana, bu sigara, vale. Yani normal kalbe tesiri var. Vale. Ne zaman o kalp tercihli yağın hastalık var, şebeke var, o kalp dolayısı. Ben. Yani bu zıgara içmek nerede? Manası şu bu isteyen balon koyan, şebeke balon koyan ben. Arama söylediğin zıgara dönse bir de aynı tutulu. Bir şebeke balon daha ister. Ben. Bu ihtimal ihtiyaç olur bypass yani şeye. Açık kalp ameliyatı. Açık kalp ameliyatı ihtimal ister. Fakat isterse her insan sıhhati yerinde kalsın kısırdan sonra gene iltizam etsin bu şeylere uzak olsun bu. Dedik bu sigaradı, tansiyonu kontrol etsin, ilacı devam etmiş, doktor yazar özçü. Aramasa bir de döner, kendine bir şey yapıyor. Ve bu zarar özsüz dönecekti. Ve hiç olmaz zıgar içsin, hasaten şeyden sonra, stand-by'ndan sonra. Çok teşekkür ederim doktor bey, çok sağ olun. Bir gün programa katıldığınız için programın aslında sonuna geldik. Çok güzel bilgiler edindik sizin sayenizde. İnsanlar da umarım çok fayda gördüler bu programda. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, önce sağlık programının sonuna geldik. Bildiğiniz üzere bir gün kalp hastalıklarından bahsettik. Onu tüm bilgileri bize doktor aktardı.
tüm bilgiler bizimle paylaştı. Siz de sorularımıza cevapladık. Bizimle programa katılabilirsiniz her zaman, her programda. Hatta bizim numaralarımızdan WhatsApp numarasıyla mesajlarınızı atabilirsiniz. Gelecek programdan yeni bir köşemiz vardı. WhatsApp sorularına cevap verdik. Doktorlarımız da bize yardımcı olacaktı. Sizin sorularınızı biraz olsa da çözmeye çalışırız. En azından bir faydamıza dokunsun size. Umarım sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.